Elbette konuşacağız ama tabii Onur Yılmaz özellikle söylediklerinden sonra, konuştuklarından sonra yani bizim Hüsnü Muhalli'nin bir şeyi var. Evde diyor, ben böyle konuşuyorum sürekli. Bana evde Karabulut Hamdi diyorlar çocuklarım. Baba artık hep böyle düşünüyorsun. Ne söyleyebiliriz ki diyor. Siz de şimdi aynı pozisyonda gördüm ben. Ne söyleyebiliriz? Bir çıkış yolu bulunabilir mi? Bunun zamanı yani... Ben de soracağımı şaşırdım. Öyle bir tablo konuştuk ki. Bu tablodan çıkış yolları Cumhuriyet Halk Partisi özellikle. Cumhuriyet Halk Partisi zaman mı kaybediyor? Kendi içindeki çekişmelerle. Yani tabii şöyle bir nokta var. Araştırmalara baktığımızda gördüğümüz bir nokta aslında bize sizin söylediğiniz şeyi düşündürmüyor mu? Evet, düşündürüyor. Çünkü şöyle, bugün AK Parti seçmeni dahil olmak üzere, iktidar bloğuna oy veren seçmen dahil olmak üzere herkes bir konuda mutabık. O da şu: bu iktidar artık Türkiye'yi yönetemiyor. Yani bunu araştırmalara baktığımızda net bir biçimde görüyoruz. Fakat hala bahsettiğimiz seçmen grubu, yani örneğin AK Parti'den kopmuş, kararsızlara geçmiş seçmen grubu çok ciddi bir kitle tabii bu arada, bunu da ifade etmek lazım. Bu kitle hala Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetebilir noktasında değil. Yani başka bir ifadeyle Türkiye'yi kimin yönetemeyeceğini ya da yönetemediğini biliyor. Ama öbür taraftan Türkiye'yi kimin yönetebileceğini hala karar vermiş durumda değil. Bu şöyle bir şeydir. Günün sonunda şunu unutmayalım. 20 yıldır öyle veya böyle 22 yıldır Türkiye'yi seçmenlerin gözünde bu kadar aslında yaşadığı krize rağmen batırmadan yönetmiş bir iktidar var. Seçmen algısından bahsediyorum. Ve tabii öbür taraftan insanlar bu noktada şuna bakarlar. Evet, burada kötü bir yönetim var ama öbür tarafta belirsiz bir durumla karşı karşıya kalacağım iktidar değiştiğinde. O yüzden ben bildiğim kötüyü belirsize tercih edeyim gibi bir seçmen davranışında bulunurlar ki 2023 seçimlerinde yaşadığımız şey daha ziyade buydu. Bakın, bir tehlikeye dikkat çekeceğim. Uzun bir süredir siyaset dediğimiz şey bir anket tefsirciliğine döndü. Evet. Şimdi anket önemli bir şeydir elbette. Toplumun nabzını tutmak önemlidir. Toplumun siyasetçiye ne söylediğini anlamanın iyi yollarından biridir. Ama siz sadece ankete dönük siyaset yapmaya başlarsanız toplumun verili durumunu değişmez bir gerçeklik olarak kabul ediyorsunuz demektir. Bu bir. İkincisi, burada şöyle bir risk daha var. Toplumun bugünkü beklentileriyle seçim tarihi geldiği andaki beklentileri aynı olmayabilir. Tabii. Unutmayın ki anket bugünkü toplumsal beklentiyi yansıtan bir şeydir. O yüzden sizin seçimlere gidilene kadar Türkiye'de oluşacak ya da dünyada oluşacak potansiyel krizleri de öngörüp buna dönük de çözüm önerileri sıralamanız gerekir. Bunun için de sizin ehil kadrolara ihtiyacınız vardır. Türkiye'nin 5 yıl sonraki, 4 yıl sonraki, dünyanın 5 yıl sonraki, 4 yıl sonraki potansiyel krizlerini ölçebilme kapasitesine sahip kadrolara ihtiyacınız vardır. Şimdi dolayısıyla sadece ankete bakarak siyaset yapmak sizin kadro yetiştirmenizin önüne geçen bir şey. Evet. Sizin Türkiye'nin potansiyel krizlerine cevap vermenizin önüne geçen bir şey. Siz sadece bugünkü beklentilere cevap vererek siyaset yaparsanız unutmayın ki iktidarın elinde bu problemlere hem karşılık verecek hem de bunları anında karşılayabilecek bir şey var. İktidarın gücü. Yani siz iktidarın Türkiye'ye yaşattığı distopyaya karşı bir ütopya ortaya koymazsanız bugün seçmenleri ikna etmekte elbette başarısız olursunuz. Bakın, biz şunu görüyoruz. Hala aynı hata yapılıyor. Bir süredir bize anlatılan şey şu: Cumhuriyet Halk Partisi anketlerde birinci parti. Güzel, tamam. Muhteşem. Zaten bir önceki seçimlerden de birinci parti olarak çıktı. Fakat size bir şey hatırlatayım. 31 Mart 2024 seçimlerinden önce bir tane anket firması var mıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci gösteren? Yoktu, değil mi? Evet. Niye? Çünkü arada birkaç puanla AK Parti önde gözüküyordu. Neden biliyor musunuz? Bu o anket şirketleri kötü niyetli falan diye değil. Günün sonunda ben de bir anket firmasının başında bulunan biri olarak şunu söyleyebilirim. Zaten bizim birkaç puanlık farklar, yani bulduğumuz birkaç puanlık farklar hata payının içindedir. Yani bu birkaç puan tersini de gösteriyor olabilir. Doğru. Şimdi biz bugün şunu görüyoruz. Kararsızlar dağıtılıyor. Bu kararsızları dağıtmanın iki yaygın yöntemi vardır. Bir, mutakabiliyet haritası dediğimiz insanların diğer tercihlerine bağlı olarak şekillenen aşağı yukarı bu işte hayat biçimine göre nereye oy verir gibi bir çıkarımla ortaya koyduğumuz bir yöntem vardır. Bir de herkesin bildiği üzere oransal dağıtmak diye bir
şey vardır. Ama bu ne mutakabiliyet haritasına göre dağılıyor sandıkta ne de oransal dağılıyor. İnsanların o günkü beklentileri kime oy vereceğini belirliyor. 2023 seçimlerinde bütün anket firmalarının yanılmasının sebebi de buydu. Kararsızlar çok yüksekti. Muhalefet karmaşık görüntüsüyle bu seçmenleri ikna edemedi ve insanlar döndü. 20 yıldır oy verdiği partiye oy vermeye devam ettiler. Şimdi bugün şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeyi baz alacaksak biz kararsızlar dağıtılmadan önceki veriyi baz almalıyız. Bunların tamamında Cumhuriyet Halk Partisi ya bir puan geride ya bir puan önde. Yani öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da istediği gibi bir tablo olmadığını hatırlatmak isterim her şeyden önce. Ve en büyük risk de az önce ifade ettiğim gibi insanların Türkiye'yi AK Parti'nin yönetemediği konusunda mutabık olmaları ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz yönetebileceğine neredeyse hiç inanmamaları gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ve iktidar yıllardır birkaç şeyi besliyor değil mi? Bir, diyor ki sen kardeşim terörle işbirliği yapıyorsun. Bu zaten yine ana argümanlarından biri olacak iktidarın. İki, diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelse bile bunlar birbirlerini yemekten ülkeyi yönetemezler. Şimdi böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken hiç olmadığı kadar bir birlik bütünlük görüntüsü vermektir. Evet. Doğru değil mi? Evet, çok önemli. Yani biz bir süredir yine 2023 seçimlerinin öncesinde olduğu gibi siyasi aktörler arasında işte yok partim aday gösterirse ben aday olurum. Sonra çıkıp bir de üstüne sanki hiç böyle bir şey olmamış da insanlar böyle şizofrenik bir vaziyette oturmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olmayan bir adaylık tartışmasını konuşuyorlarmış gibi bir de yorumculara kızma, topluma kızma gibi bir durumla karşı karşıyayız. En çok özeni göstermesi gereken bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin troikasıdır. Yani Mansur Bey, Ekrem Bey ve Sayın Özgür Özel. Bu üç isim adaylık meselesini gündeme dahi ya getirmemeliler ya da bir an önce adayı belirlemelilerdir. Bunun üçüncü bir yolu yok. Ve bugün yine yapılan hatalardan biri. Bakın gene aynı şeye düşüyoruz Namık Bey. 2400 vaatlik bir mutabakat metni açıklandı. Evet. Aklınızda kalan bir tane madde söyler misiniz bana? Yok değil mi? Doğru. Bu sizin hatanız mı? Bu bizim hatamız mı? Hayır. 2400 madde dediğimiz şey bizim siyaset bilimi literatüründe attention span dediğimiz yani algı eşiğini toplumun aşan bir şeydir. Bugün toplumun 5'ten fazla temel problemi yok. Bakın sayalım. Ekonomi, göç, kötü sağlık politikası, değil mi? Eğitim. Eğitim. Yargı. Yani yargı, adalet, orada biraz şüpheliyim. Türk toplumunun çünkü adalete bakışı biraz farklı. Ama saydığımızda zaten 4-5 tane problem tabii sayıyoruz. Şimdi siz 10 ay partiyi kapatacaksınız, program yapacaksınız öyle mi? Bakın bu partiyi toplumdan izole edip içine kapanması gibi bir riske de gebe. O yüzden bu risklerin tamamını görüp 2023 seçimlerinin neden kaybedildiğinin iyi bir analizi yapılıp bunun sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin sorunlarına vakıf, bunları çözecek kadrolara sahip özellikle ekonomi başta olmak üzere ve öbür taraftan iş birliği hiç olmadığı kadar iyi ve yönetim kadrosu hiç olmadığı kadar Türkiye'yi yönetmeye hazır bir görüntü çizmesi lazım. Bugün maalesef çok üzülerek söylüyorum, bunun tersine bir görüntüyle karşı karşıyayız biz. O yüzden mevcut durumda toplum, az önce de ifade ettiğim gibi, dörtlüleri yakmış, arabayı kenara çekmiş, diyor ki, ben sana belediyeleri de verdim kardeşim, Türkiye'yi yönetebilecek misin, yönetemeyecek misin, bana ispatla. Ve bunu kavga yapmadan, gürültü patırtı kopartmadan yap. Siz bunun tersine bir noktaya giderseniz, işte bu noktada iktidarın kaybettiği gücü yeniden kazandığı bir denklemi görmemiz çok uzak değil. O yüzden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce dikkatini buraya vermesi gerekiyor. Mutlaka öyle. Tabii az önce ifade ettiğim gibi burada şöyle bir sorun da var. Sayın Özgür Özel elbette iyi niyetli bir biçimde siyaseten hamleler yapıyor ama mesela en son katıldığı bir yayında ya da birkaç yayında ben şunu gördüm. Sayın Özgür Özel bazen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değil, bir siyasi analistmiş gibi ifadeler kullanmaya başlıyor. Şimdi buradaki risk şu, mesela ayağa kalkma meselesi. Şimdi ayağa kalkma meselesiyle ilgili gazetecinin sorduğu soruya Sayın Özgür Özel şöyle bir cevap verdi. AK Parti tabanına sorun bakalım, benim ayağa kalkmamdan rahatsız olan kimse var mı? Şimdi birincisi,
Bu soruyu bizden sorabiliriz ki ben o gün öyle ona benzer bir tweet atmıştım. Yani işte makama saygı meselesi üzerinden evet Erdoğan'ı çünkü kişisel olarak hedef aldığınızda AK Parti tabanının Erdoğan etrafında kenetlenme etkisine yaslandığını görüyoruz. Evet. Kutuplaşmanın daha ziyade Erdoğan'ın kişiliği üzerinden değil Erdoğan'ın politikaları üzerinden yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz filan. Şimdi ben bir siyaset bilimci olarak bu analizi yapabilirim. Ama Sayın Özgür Özel bunu söylediği anda yani gidin AK Parti seçmenine sorun rahatsız olan var mı dedi. Bir, ben aslında bunu yapmak istemiyorum ama size sempatik gözükmek için yapıyorum demiş oluyor AK Parti tabanına. İkincisi, kendi tabanına diyor ki sizin düşünceleriniz değil, bu tarafın düşünceleri beni ilgilendiriyor. Şimdi o yüzden bir genel başkan üslubuyla konuşmak ve bir aslında siyasi analist olarak konuşmak arasında fark var. Sayın Özgür Özel elbette bunu iyi niyetle yapıyor. Elbette bunu bir samimiyet göstergesi olarak yapıyor. Ama biz şunu biliyoruz ki siyasi liderlik dediğimiz şey aslında daha ziyade strateji geliştirmektir. Ve burada Sayın Özgür Özel ifade ettiği şeyler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin taktikleri. Bir siyasi lider partisinin taktiklerini siyasi analist gibi televizyonda mümkün olduğu kadar konuşmaktan kaçınmalıdır. Bunu da ayrıca ifade etmiş olayım. Evet, yani söyledikleriniz çok önemli.